Demek Hürrem Sultanımız senden şüphe ediyor. Bu nasıl olur? Rüstem Paşa ile Bayezid bir olmuş validemin aklına girmeye çalışıyorlar belli ki. Allah'ım sen bize yardım et. Şehzadem, sultanım. Ahmet Paşa daha dikkatli olmalı. Ateş ona sıçrarsa biz de alev alırız. Sultanım, ne olur kendinizi harap etmeyin bu kadar. Ahmet Paşa da, Mehmet Paşa da tecrübeli vezirlerdir. Meselenin ortaya dökülmesine mani olacaklardır. En kötü ihtimal düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum Gazanfer. Ya iş şehzademe kadar giderse? O vakit Hürrem Sultan meseleye müdahil olur ve evladına sahip çıkar. Ne olursa olsun. Söylediklerini yüreğime su serptin Gazanfer. Şehzade. Bir aksilik yoktur inşallah. Onu sen söyleyeceksin paşa. Valideme hesap sormaya geldi. Bayezid'e kurulan tuzağın farkında. Rüstem Paşa akıl vermiş belli ki. Şimdi söyle, her şey kitabına uygun, değil mi? İçiniz rahat olsun şehzadem. Size daha evvel de izah ettiğim gibi bizimle bağ kurmalarının mümkünatı yok. Otur, çık! Neler oluyor validem? Bana yalan söyle. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Meğer Bayezid'e ihanet etmişsin. Ona iftira atıp canına kastetmişsin. İnkar etme! Yenibahçe Sarayı'ndan geliyorum. Neler yaptığını öğrendim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Demek düşmanlarımla bir olup beni kardeşini sırtından hançerledin öyle mi? Yüzüme bak! Gururunu şerefi nasıl böyle ayaklar altına alabildin? Bu kadar mı acizsin? Sen ki Sultan Süleyman Han'ın oğlusun. Sen ki benim oğlumsun, benim Hürrem Sultan'ın. Ailene karşı nasıl başkalarının yanında durabildin? Nasıl onların alçakça oyunlarına alet oldun? Yazık. İçinde kardeş sevgisinin kırıntısı olsa buna cüret edemezdin. Yazık. Can korkusu yeri geliyor. Kardeş sevgisinin üzerine çıkıyor validem. İhanetine kılıf araması. Kimsenin senin canına kastettiği yok. Hele ki Bayezid. Asla yapmaz. Asla öyle mi? Daha dün neler yaşandığını unuttunuz mu madem? Baba evladına kıydı. Benim babam en sevilen evladına kıydı. Ben oradaydım validem. Gördüm. Abimin cansız bedenini gördüm. Sonra Cihangir'inkini. O niye öldü biliyor musunuz?
Kahrından, üzüntüsünden değil. Korkusundan öldü. Babamdan, sizden, bu dünyanın vicdansızlığından korktuğu için öldü. Bu yüzden bana aileden, kardeşlikten bahsetmeyin. Biz kaybettik. Masumiyet bitti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bayezid'e kurduğun tuzak ortaya çıkarsa senin de hayatın tehlikeye girer. Ne yapacaksınız validem? Beni hünkârımıza şikayet edip katlime ferman vermesini mi isteyeceksiniz? Allah esirgesin. Ben hayatta olduğum müddetçe hünkârımız dahil hiç kimse kılına dahi dokunamaz. Buna müsaade etmem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin validem. Lakin sakın unutma. Aynı şeyler kardeşim Bayezid için de geçerli. Eğer bir daha onun başına çorap örmeye kalkar, hele ki canına kastedersen, karşında beni bulursun. Anladın mı beni? Vallahi başınıza bir şey gelecek diye öldüm öldüm dirildim şehzadem. Ne diye beklediniz onca müddet? Asilerin topunu kılıçtan geçirseydiniz ya. Önüme taş koydular Lala. Anlamıyor musun? Mevzu benimle alakalı değil. Bu söylediklerim aramızda kalacak Lala. Ne yazık ki bana tuzak kuran Selim. Kardeşim, Ahmet Paşa ile bir olup kuyumu kazmışlar. Bu çok ağır bir itham şehzadem. Emin misiniz? Hiç şüphem yok. Henüz ispat edemiyorum. Lakin mutlaka bir iz bırakmışlardır. Eğer bu dediğiniz doğruysa, her şey değişir şehzadem. Hünkârımızın kararı bile. Öyle. Benim yerime kimi veliahtı ilan ettiğini görsün hünkârımız. Hakikat çıksın ortaya. Mühim olan bu. Hürrem Sultanımız öğrendiler mi? Söyledim fakat inanmıyor. Daha doğrusu inanmak istemiyor. Gözleriyle şahit olsalar bile fark etmez. Saklamak, örtbas etmek isterler. Zira o bir anne. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben kendimi aklamanın derdindeyim Lala. Asi, kalleş bir şehzadeymişim gibi davrandılar bana. O yüzden validem dahi örtbas edemez. İzin vermem. Şehzade, ilk fırsatta beni valideme kanmazladın. Oysa ben sana itimat etmiştim. İnanın bana sizi itham edecek tek bir laf dahi çıkmadı ağzımdan. Madem öyle nasıl öğrendi validem? Fatma Sultan. Öfkesine mani olamadı. Bir anda çıkıverdi ağzından. Fatma Sultan nereden biliyor paşa? Onu nasıl karıştırırsın bu meseleye? Ha? Madem karıştırdın nasıl sahip çıkmazsın? Her şey bir anda vuku buldu. Mani olamadım. Mani olamamış. Ne vakittir devletin tepesindesin. İktidarın ateşten bir gömlek olduğunu bilmen ve tedbirini ona göre alman icap ederdi. Çocuk oyuncağı değil bu işler. Cüretimi bağışlayın şehzadem, lakin karşınızda bir ağa yok sizin. Ben hünkârımızın vekili mutlakıyım. Doğru. Karşımda bir veziri azam var. Şehzade Bayezid'in arkasından iş çeviren, asilere altın yollayan bir veziri azam. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Sen nasıl istiyorsan öyle anla paşa. Adım lekelenirse herkesi yakarım. Evvela seni, sonra Mehmet Paşa'yı,
ve dahi Fatma Sultan'ı. İnşallah işini sağlam almışsındır da bu mesele böylece kapanır. Yok kapanmazsa ölümlerden ölüm beğen. Şehzademiz Murat'ı götüreyim mi? Bırak oynasınlar. Hünkârım, naçizane bir hediye. Kabul ederseniz şeref duyuyorum. Hayli. Hayli güzel bir hediye. Aslan parçası. İnşallah bir gün karşılıklı oynarız. İnşallah. Hünkârım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah'ım esirgesin sizi. Selim kızların ne güzel. İnşallah bahtları da güzel olur. İnşallah Valide. Ben isimlerinizi hep karıştırıyorum. Senin adın neydi? Esma Han Sultanım. Ben de Gevheran. O vakit senin ismin de Şah Sultan. Sultanım, saçlarınız çok güzel. Niye bizim saçımız bu renk değil? Hünkârım. Validem. Hoş geldiniz. Hepinizin bir arada olması ne saadet.
Hünkârım. Söyle. Hepimiz buradayken Şehzade Murat'ın sünnet düğününü burada payitahtta yapalım isterim. Tabii müsaadeniz olursa. Ne düğünü Selim? Sırası mı şimdi? Hünkârımız Şehzade'me isim vermek için sancağıma teşrif etmişti Bayezid. Sünnet düğününde de bulunmak ister diye düşündüm. Yaşadıklarımızı biliyorsun Şehzadem. Sünnet vesilesiyle bir kutlama yapmanın vakti değil. Sancağına dönünce yaparsın. Fırsat bulursak belki biz de gideriz. Madem ki aslanım niyet etmiş, o halde geri çevirmek olmaz. Şehzade Murat'ın sünneti için hazırlıklar başlasın diyorum. Bizi bahtiyar ettiniz hünkârım. Hem bu vesileyle üzerimize çöken kasvet dağılır yok olur inşallah. Ne yapsan nafile. Şehzademin düğünü burada olacak. Payitahta. Hoşuna gitmediğini biliyorum. Lakin belli etmeyebilirdin. Hünkârımızın huzurunda bu yaptığın hiç hoş olmadı. Ben senin gibi iki yüzlü değilim kardeşim. Tıynetim müsait değil böyle sahtekarlıklara. Hasedinden böyle konuşuyorsun değil mi? Tadını çıkar bu günlerin. Zira yakında sona erecek. Ne oluyor Nurban? Sokulu Mehmet Paşa haber gönderdi. Bahçede seni bekliyormuş. Ne var Sokulu, ne oldu? Şehzadem, başımız belada olabilir. Rüstem Paşa yanında defterdar Lütfü Çelebi ile hünkârımızın huzuruna çıkmayı bekliyor. Hani tüm tedbirler alınmıştı Sokollu? Defterdar itimat ettiğimiz biriydi. Nasıl oldu anlamadım şehzadem. Şehzadem, Mehmet Paşa, hünkârımız sizi bekliyorlar. Selim, hünkârımız neden herkesi huzuruna çağırdı? Bir malumatın var mı? Nereden bileyim Bayezid? Ben de senin gibi geldim işte. Ben biliyorum. Ahmet Paşa. Hünkârım. Sen bunca senelik devlet adamısın. Bu siyah hilatın manasını herkesten iyi bilirsin. Bilirim elbet. Sadece siz yüce hünkârımızın emriyle yaptırılır ve her kimin giymesini isterseniz oracıkta idam edilir.
Bugün bu siyah helatı giyecek zat bu kubbenin altındadır. Hiç kimse benim irademi, benim adaletimi, benim iktidarımı gölgeleyemez. Eğer biri buna kalkışırsa, her kim olursa olsun bedelini canıyla öder. Ahmet Paşa. Bugün bu hilatı sen giyeceksin. Ne kabahat işledim de bu kaftanı bana layık gördünüz. Sen kabahatin herkesten iyi bilirsin Ahmet Paşa. Lakin bana söz vermiştiniz. Vezir-i Azamken asla idam etmeyecektiniz. Bey gafil! Sen kimsin bana şart koşarsın? Seni Vezir-i Azamlıktan azlediyorum. Derhal mührünü teslim et. Haksızlık yapıyorsunuz. Hakkımdaki ithamların hepsi asılsız. Mısır'dan gelen arzu haller ortada. Defterdar Lütfi Çelebi de suçunu itiraf etti. Sen bana ve devlet-i aliyeye ihanet ettin. Şehzadem Bayazıt'ı zor durumda bıraktın. Hünkârım. Ben hainlik etmedim. Etmem. Sultan Süleyman, senden büyük Allah var. Unutma, hükmün bu cihanda geçer. Öte cihanda aldığın canların hesabı var. Demo devran, demo devran, demo devran.
Demi Pir Kerem Evliya gerçeği.